saygıdeğer siyasi partilerimizin başkanları, meclislerimiz, muhtarlarımız, beylikdüzümüzün değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Hayır, bayan. Basınımızın değerli temsilcileri. Ay, kafana da söyleyemez. Sizleri güneşe daha fazla maruz bırakmadan hemen 3 dakikada iş kelam edin. Evet. Projelerimizi keseceğiz. Öncelikle biz karar verdiğimizde havalar serin ve soğuktu ama başlangıç günü gelince ısındığını gördük. Bir yandan ortası oldu. Sizleri fazla sıkmayacağız. Zaten amacımız sevgiyi gezmek ve köyde nasıl öğretmek. Arel vakfımız da sezon boyunca birçok branşta kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz, vakfımızın mensupları el emeği göz nuru ürünler sevgilediler. Emek harcadılar. Biz de onlara ev sahipliği yaptık. Ve şimdi de onların keyfini yaşıyoruz. İnşallah vakfımızla daha önce olduğu gibi öğrenci yurtları açtık, okul açtık ve Beylikdüzü'nde yeni bir hizmetimizin temeli atacağız bu sene içerisinde. Yani eğitim camiamıza, sosyal kültürel etkinliklere desteğimizle, katkımızla her zaman Beylikdüzü'müz için, ülkemiz için var olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ben tüm konuklarımıza teşvik buyurdukları için teşekkür ediyorum. Hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Sayın konuklarım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın AREP Başkanı, İSKİ Belediye Başkanımız, belediyemizin değerli kültür danışmanı hocamız ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, Milli Eğitim Müdürüm. Aman ha, Milli Eğitim Müdürü lazım. Çok değerli kursiyerler, kurs hocalarımız. Gerçekten bir hayli ilgi var böylesine bir güzel etkinlikte değerli iş adamlarımız, iş kadınlarımız ve basın mensuplarımız. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bu yaz ayının başlangıç gününde daha sizi daha çok pişirmeden, rahatsız etmeden ben böylesine güzel bir etkinliğe imza atanları kutluyorum. Başta AREB Vakfı, bütün sivil toplum kuruluşları kıymetlidir, değerlidir. Onları desteklememiz manen ve madden. Beyefendi şöyle alalım sizi. Bir kültür adamımız da orada. Üretme buyurun. Evet. Hoş geldin. Evet. Kültür vakfı biraz daha geriye alalım. Evet. Bu kültür derneklerimiz ve eğitim derneklerimizin kıymetini ifade etmeye gerek duymuyorum. Gerçekten hepinizin gönlünde ki sizler buradasınız. Onlar Nihat Böke Beyefendi, buyurun lütfen. Bak bir müzik adamımız orada. Bunlar hep beraber eski kültür müdürümüz Nihat Bey. Gel bakayım Nihat Bey. Hep birlik olalım, el ele olalım. Bu güzellikleri birlikte yaşayalım. Bu heyecanlı muhtarlarımız. Ama beni amoroz edecekler muhtarlarımız. Görüntü verelim. Evet, değerli kursiyer kardeşlerim. Tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki bizi niye öne çıkarmıyorsun? Onun için ifade etmek gereğini duyuyorum. Tabii ev sahibi onlar. Ben yürekten kutluyorum emeği geçenleri ve bu tür olayların ve çalışmaların örnek olmasını diliyorum. Her konuda gerçekten artık devletin o bütün iyi niyetine, devlet kurumlarının bütün iyi niyetine ve etkinliğine rağmen öylesine sosyal ve ekonomik yönden kültürel yönden gelişmeler kaydettiğimize de ifade ederek sivil toplum örgütlerinin girişimlerine ve çabalarına gerçek anlamda ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyorum. Bugünün önemli görüşü bu olsun. Basınımız da bunu layıkıyla işlediği takdirde bu mesajlar bütün toplumun fertlerine gittiği, katmanlarına gittiği takdirde çok güzel başarıları imza atacağımıza toplum olarak inanıyorum. Yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum sergimiz ve çalışmalarımız ve gelecekteki örnek davranışlarımız. Geleceğe dönük. Saygılar, sevgilerle kucaklıyorum hepinizi. Hayırlı olsun. Bugün sevgiler misiniz? Tabii bundan sonra olmaz ama kusura bakmayın size. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Kamerakım biraz önce bir hanımefendi geldi. Deniz Türesi'nin adlı öğrencimiz bu kültür merkezimizin temeli atılırken 2006 yılında
bir şiir okumuştu Atilla Koçbakanımızın tanıklığında. İçeride mi okuyacak? Evet, şiir okumayacak. Şiiri okumayacak. Şimdi kızımız büyümüş. Baktım şu anki başkanımız Ekrem Bey'den de yine bilinç ödülü almış. Yani anladım ki ekilen tohumlar, ekilen filizler büyüyor, serpiliyor. O günkü temelde törenindeki okuduğu şiir ve gazete haberi de duygulandı. Demek ki topluma verilen emeğin ürünü... Evet, evet, doğru. Bizi, sözlerimizi teyit eden, bir tablo oldu. Annesini kutluyoruz ve gencimiz. Şimdi diyor ki prensesi kazanacağım diyor. Dolayısıyla temelden başlayıp prensesine kadar bu imkanı sağlamış olacağız. Allah'a şükür olsun. Teşekkür ediyoruz. Benimizi, Kursiyer'in Tansu ablamızı, tüm dostlarımızı teşekkür ediyoruz. Hocalarımızı tebrik ediyoruz. Sağ olun. Evet ablacığım, sen de gel. Kurdan sen kes ablacığım, gel. Ya gel, ya gel. Al. Bismillah. Tamam. Emekler sizin. Biz burada sizlere imkan sağlayalım sadece. Evet. Hayırlı iyi olsun. Thank you.